Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Barınç'ın mezarı başında anma töreni düzenlendi. Şehitler Kervanı platformunca PKK'lı teröristlerin 9 Haziran 2015'te silahlı saldırısında yaşamını yitiren Baran için Merkez Bağlar ilçesi İniköy mezarlığında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programda konuşan din adamı Recai Güler, İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın bir ideali olduğunu belirtti. Onlara vaat etmiş olduğu Firdevs cennet, şehitlikte, Bağlar'da vesaire diğer Diyarbakır'ın sokak ve küçelerinde Allah'ın dinini insanlara anlatmak için ömrünü adamıştı. Programa Hüdapar Genel İdare Kurulu üyeleri Şeyh Mustan Rıkulu ve Osman Aktaş'la bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Aytaç Baran Diyarbakır'da evinden çıkarken 9 Haziran 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırının ardından çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen Diyadin G ile Sezgin Demirok hakkında tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırmış müebbet silahlı terör örgütüne üye olmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarından 6 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanıklardan Demirok 24 Aralık 2015'te Sur'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüş, davanın ilk duruşmasında tutuklu tek sanık Diyadin G ise tahliye edilmişti.